Selamünaleyküm kardeşlerim. Bu videomuzun konusu akvaryumumuz patladığında neler gelir başımıza? Nasıl bunu tedarik etmemiz? Bu çok önemli. İnşallah sizin de başınıza gelmez böyle olaylar. Benim akvaryumumu şu an toparladım. Ama ara ara çektiğim videoları göstereyim. Şu an durum böyle. Şuradaki akvaryumlar, bipofitler hepsi yere düşmüştü. Ondan sonra buradaki balıklar yerde sürünüyordu. O videoyu göstereyim isterseniz. Şu kafa motoru böyle yan yatmıştı. Ve işliyordu, çalışıyordu. Allah'tan balıklarımıza hiçbir şey olmamış. Ölen de olmamış. Sular komple çekilmişti. Avantajım şuydu. Şurada ısıtıcı falan yoktu. Patlamamış. Ama akvaryumumuzun gördüğünüz gibi her yerde çiziği var, şeyi var. Tamir ettim. Patlağı vardı. Bu akvaryum 2 metre bir akvaryum. Su sızdırmıyordu bir senedir. Ama şu an ilk defa su sızdırdı. Şimdi o balıkların o esnadaki videosunu göstereyim size. Kısa bir video ama en azından durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışsınızdır. Şu anda balıkları kurtardık zaten. Evet. Görüşmek üzere. Hadi gidelim o videoya. Şu an çok üzgünüm dostlarım. Allah kimsenin başına getirmesin böyle olay. Gördüğünüz gibi balıklarım yerde sürtünüyorlar burada. Su o kadar çekilmiş ki balıklar zor zahmet yaşıyor. Allah vere ki oradaki havasızlıktan ölmemişler. Çok çok üzgünüm. Ben şimdi bu balıkları güzelce toplayayım. Sonraki videomuza topladığım haliyle göstermek istiyorum. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi akvaryum sızdırdı. Ben de balıkları topluyorum böyle. Allah'tan fark ettik. Şunları hemen toplayayım havasız kalmadan. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Akvaryumdaki suyu görüyorsunuz. Neredeyse bitmiş. Şöyle diyeyim. Ben bunu nasıl fark ettim? Ne olmuş? Durum vaziyeti anlatayım. Bakın buradan sızdırmış su. Böyle gelmiş gelmiş şuraya. Böyle azar azar gelmiş sızdırmış. Ben de balıkları son anda fark ettim. Şimdi balıkları göstereyim. Balıkları şuraya koydum. Allah'tan fark ettik bu olayı. Şöyle göstereyim. Nesi falan yok çok şükür balıkların. Stresi azaldı yani demek istiyorum. Aşağıda da yavru koymuştum daha önceden damızlık altlarını. Buraya da bunları koydum. Şimdi kafa motorunda koydum biraz stresleri azaldı. Balıklarımın ölmemesine çok sevindim açıkçası. Neden ölmediğini de söyleyeyim. Şimdi bakın şöyle bir kafa motoru var görüyor musunuz şurada? Tamam. O 2 metrelik akvaryumda bu kafa motoru açıkmış. Bu kafa motoru açık. Bir de böyle yan yatınca şöyle yan yatınca dalga yapmış ister istemez. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya dalga yapınca içinde olmayan suyu sirkülasyon yapmış. Ondan dolayı da balıklarım ölmemiş. Hepsi de ölebilirdi. Benim burası kırık bildiğiniz gibi. Şöyle yapışık değildi zaten. Böyleydi. Burada böyle düşmüş. Şöyle. Şurası da biraz çukurda. Buradan böyle vura 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 akıntı yapmış. Burada balıklarım yaşamış yani anlayacağınız. Ölmemesine çok sevindim. Su olmayan yerde hava basmış yani bildiğiniz akvaryum. Ondan dolayı balıklarımın ölmemesine çok çok sevindim. Sonra şu biyolar filtreler de hava yapmış bir anladığım kadarıyla hava vermiş. Ondan dolayı ölmemiş balıklarım. Bakın keyifleri de yerinde biraz stresliler. Şöyle yukarı aşağı yukarı aşağı yükseler de biraz stresliler. Biraz ya bir saat sonra işte bir saat geçti. Durumu arz etmek istedim. Eğer sizin de böyle balıklarınız havasız falan kalmasını istemiyorsanız ya böyle kafa motoru koyacaksınız içine akıntıyı sağlayacak ya da
su böyle patlak olmayacak. Ben burayı tamir etmiştim birkaç yerinden. Bakın bayağı bir çatlak var. Şurada çatlak var. Sonra burada çatlak var. Şu arkada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Burada var. Şurada var. Gördüğünüz gibi her yerde çatlak var bu akvaryum. Bayağı da idare ettiydim. Şuradan bir kaçaklık vermiş. Şuradan bir kaçaklık vermiş. O suyu da sabaha kadar bitmiş. Ondan dolayı balıklarım az daha ölüyordu. Şimdi ben bunu belki kullanmayabilirim. Belli olmaz. Böyle dursun artık risk yani. Çok patlak olduğu için. Öteki akvaryumum var mesela. Şöyle diyeyim. Bakın burada patlaklık var, bir şey olmuyor. Başka akvaryumlarım da var ama o akvaryumda sıkıntı var. Bakın balıklarım şu an biraz daha iyileşti. Streslerini attılar. Bakayım yine geliyordun. Oh canlarım benim. Var ya burada kaç tane balık var biliyor musunuz? 95 tane balık ölüyordu az daha. Onu da kurtardık çok şükür. Bu videomuzun konusu akvaryumunu sızdırmış balıklarımız az kalsın ölüyordu videosu. Yani havasız kalmamasına çok sevindim ya. Herkesin başına gelebilir. Mücahit Doray kardeşimizin başına da gelmişti aynı olay. Ona da buradan çok geçmiş olsun diyorum. Onun havasız kalmış akvaryumları. Şu havasız hiç olmazsa komple balıkları ölür. Benimki yani şans eseri diyeyim. Şu kafa motoru hayat kurtardı. Vantuzun yapışmaması, yana devrilmesi hayat kurtardı diyeyim ben size. Herkesin başına böyle şanslı olaylar gelmeyebilir. Mesela nasıl olmuştu o kardeşimizde de. Şuradaki hava bakın kesildi. Ama çalışıyor motor. Bu da sıkıntı. Anladınız mı? İçeride bir pipo olacak. Destekleyecek. Bu iş, benim öyle işe yaramış yani. Yana devrilmiş. Şu suyun içine batmamış. Su gitse bile şuralarda bir yerde su mesela şu kadar da. O olmayan az olan suyla hava basmış sürekli balıklara. Hava basmış. Balıklar da ölmemiş. Çok şükür. Dikkatli olun. Balık hobisi zahmetli bir iştir. Hiç ummadığınız anda pat diye başınıza kötü şeyler gelebilir. Ben desteklemiştim. Ne olur ne olmaz diyor. Öyle desteklemişim. İyi ki de destek yapmıştım. Uzun olduğu için. Allah kimsenin başına getirmesin. Balıklarımız gayet sağlıklı. Bakın. Burada 90 tane balık var rahat. 90 tane. Öyle diyeyim. Bakın akvaryumumuza bakın. 2 metrelik bir akvaryum. Üste hiçbir şey yok. Bir sıkıntı yok. Üst akvaryumda. Yalnız alt akvaryum sızdırmış. Sızdırma olayı dediğim gibi buradan gelmiş. Böyle şurada bir gider var. Şuradaki gidere azar azar akmış bir baktım. İçim gitti. Balıklar öldü diye çok korktum ama maşallahınızı esirgemediğiniz için balıklarım çok şükür ölen yok. Çok sevindim. Şöyle kamerayı da çevirelim. Bir dakika. Dostlarım bu videomuzda bir tehlike atlattık. İnşallah bu son tehlike olur. Bir daha olmaz. Hava vermenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Az olan suda bile havasızlık ne kadar tehlikeli. Bunu öğrendim. Hava olması lazım. Akvaryumlarımı bir daha böyle çok patlak akvaryumlara balık doldurmayacağım o kadar ahım şahım. Dikkat edeceğim. İnşallah sizlerin de başınıza gelmez. Bu video dikkat videosuydu. Ne olabilir, olmayabilir ihtimaline karşı gösterdim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Canlarımız gördüğünüz gibi sağlıklı.
gelin bakalım. Gelin. Gördüğünüz gibi. Ölen de yok. Bir tane bile ölen olmamış. Çok şükür. Kafa motoru sayesinde. İnşallah başımıza bir daha gelmez. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Daha iyi şartlarda yapacağım. Bilmeden oldu. Bilmeden çok şeyler olabiliyor bu işte. Suyun akacağını hiç tahmin etmemiştim o olayda. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim kardeşim. Kardeşlerim, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.